Kıymetli hemşehrilerim, değerli İstanbullular, şunu ifade etmek isterim ki, belki de tarihinde ilk kez İstanbul, kendi ürettikleriyle, yaptıklarıyla en fazla meşgul olması gereken kurumla, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilk defa bu kadar iç içe oldu. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu denli farkında. Hatta iddiayla söylüyorum ki, tarihsel sürecin geniş bir sorgulamasını elbette yapmadan ama hemen bizim dönemimizden önceki dönemle maksimum sorgulamasını yaparak, yani 2019 öncesinde olan bitenin vatandaşın neredeyse hiç gündeminde olmadığı bir zaman dilimi var iken, 2019'dan bu yana bütün kurumları, kurulları, yaşattıkları ya da ortaya koyduğu toplantıların her aşamasını kamuoyuyla paylaşmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Mecralarımız ama kişisel ama kurumsal, 20 katı, 30 katı, 50 katı diyebileceğimiz seviyelerde takip edilen, hissedilen duruma gelmiştir. Bu aslında devlet yönetim anlayışının, bir kamu kurumunun, hele hele yerel yönetim sürecinin tümden vatandaşlarına ait olduğu hissini verebilme sorumluluğunun yerine getirilme biçimidir. Aslında bahsettiğimiz şey güçlü bir demokrasi modelidir. Yeni nesil bir yerel yönetim anlayışıdır. Yeni nesil bir siyaset anlayışıdır. Bundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ve seçim bittiği andan itibaren gerçekten evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdiyim ve partime layık olmayı çok önemsediğimi herkes bilir. Ama seçildiğimiz andan itibaren devletimizin bir kurumunu yönetmenin tüm gereklerini etik olarak kurallarıyla, kurumlarıyla yerine getirmenin sorumluluğunu taşıma bilinciyle partizanlığı asla kapıdan içeri sokmadan vatandaşına, milletine ve devletine layık olma becerisini ve erdemini ortaya koyma mücadelesiyle hareket ettiğimizi de ifade etmek isterim. O bakımdan bu geçirdiğimiz 4 yılın çok özel bir 4 yıl olduğunu ifade etmek isterim. Ölçtükçe kendimizi çok anlamlı yerlerde bulduğumuzu da özellikle altını çizmek isterim. Yani 2019 31 Mart'ından itibaren 4 seçim boyunca İstanbul halkının ortaya koymuş olduğu iradenin ve bugün hala ortaya koymuş olduğu iradenin güçlü bir irade olduğunu, güçlü bir referans olduğunu altını çizmek isterim. Ben bu manada bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün siyasi yol arkadaşlarıma, elbette ki İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bizi çeşitli mecralardan izleyen vatandaşlarımı çok sıkmadan 4 yıl önce İstanbul ve Türkiye, sizlerin de katkılarıyla, vatandaşlarının verdiği kararla yeni bir döneme atışıyla beraber neler yaşadığını, neler hissettirdiğini sunmaya başlamak istiyorum. Aynı zarftan çıkan 4 oydan bunu tekrar etmek beni elbette üzüyor ama yalnızca birini geçersiz ilan edip vatandaşın iradesini yok sayanlar kendilerini ne yazık ki ülkenin sahibi zannedenler o gün aslında güçlü bir şekilde derslerini aldılar. Anladılar ki hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir. Milletin kararını ancak ve ancak millet değiştirebilir. Milletimizin 23 Haziran 2019'da o demokrasi dersini vermeseydi, Türkiye gerçekten çok daha karanlık günlere girerdi. İptal edilen bir seçimin karşılığında vatandaş o kalbindeki yüksek demokrasi inancını bir demokrasi tokadına dönüştürmeseydi, milletimizi çok riskli, çok kötü yıllar
ne yazık ki bulurdu. Onun için 23 Haziran bu ülkeyi hukuk ve demokrasi rotasında tutma iradesinin mutlak zaferidir. Demokrasimiz adına yeni umutların güçlü bir başlangıcıdır. 23 Haziran demokrasi zaferi onun için vardır, var olacaktır ve kutlu olsun. 23 Haziran'ı bir demokrasi bayramı, bir şenlik haline getiren irade, milletimizin sarsılmaz demokrasi inancı iradesidir. Ve sandıktan nasıl çıkarsa çıksın, o irade bizim için her zaman kıymetlidir, her zaman itibarlıdır. O irade her zaman başımızın üzerindedir, onu ifade edelim. Siyaset özünde sorunlarımızı konuşarak çözmenin aracıdır. Seçimler sonuçlar ne olursa olsun, kim veya kimler kazanırsa kazansın, bizim bir arada kardeşçe yaşama isteğimizin güçlü bir ifadesidir. Şunu biliyoruz ki ayrıştıran, kutuplaştıran siyaset anlayışıyla belki seçim kazanabilirsiniz ama birliğimizin, bütünlüğümüzün kaybolmasına da ne yazık ki yol açarsınız. Türkiye'yi büyük bir aile olarak görmeyen, insanlara bizden mi, onlardan mı diye bakan anlayıştan mutlak kurtulmak zorundayız. Biz 4 yıl önce kendimize bir soru sorarak işe başladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin ve şehirde yaşayan çok karma bir toplum, 16 milyonun iddiasını ve layık olduğu yaşam kalitesini sağlamak bakımından nelere odaklanmalıdır? Neler yapmalıdır? İşte bu soruya verdiğimiz vizyon cevabımız açık ve kısaydı. İstanbul adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir olacak. Sonra da prensiplerimizi tanımladık. İstanbul kutuplaşmayı bitirmek için demokratik değerlere ve demokratik katılıma öncelik verecek. İstanbul modelinde liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik esas olacak. Bütün bunları hedeflerken bu benzersiz şehirde yaşayan her bir fert için eşit fırsatlar sunan her bir vatandaşı istisnasız olarak onurlu ve saygın kabul eden bir bakış açısıyla hizmet eden bir sosyal belediyecilik anlayışı hakim olacak. Nihayetinde de İstanbul'da 16 milyonluk büyük bir aile olduğumuz duygusuyla çok güçlü bir şekilde çalışılacak. İşte üstlendiğimiz bu sorumluluğa bu prensiplerle başladık. Değerli katılımcılar, her bir şehrimizi bu büyük ailenin eşit bir ferdi olarak gördük. Ve görmeye devam etme konusunda bunu ısrarlı bir şekilde siyasetin üstünde tutma hassasiyetinde kararlı olacağız. İstanbul'u bu büyük ailenin evi olarak hissetmenin sonucu olarak şunu söylemeliyim. Yaptığımız her işi özenle, saygıyla, aidiyet duygusuyla yapıyoruz.